AK Parti'yi Hizbullah'la herhangi bir terör örgütüyle ilişkilendirme gayreti içerisine girmek bir densizliktir, namertliktir. Doğu ve Güneydoğu'nun en karanlık yıllarının baş aktörlerinden 1990'lı yıllarda vahşice işlenen yüzlerce faili meçhul cinayetin sorumlusuydu. 24 Ocak 2001'de Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 5 korumasını emniyet binasından araçlarıyla çıkıp evine giderken pusuya düşürüp katletti. 2012 yılında kurulan Hür Dava Partisi'nin Hizbullah'ın yasal uzantısı olduğu belirtildi. Böylece Hizbullah yasal siyaset sahnesine çıktı. Sevgili seyirciler, Türk siyasi hayatında artık bir parti daha olacak. Hizbullah parti kurmak için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdi. Hüdapar adlı partinin merkezinin Ankara'da olacağı açıklandı. Yine Hüdapar'la maslarımız oldu. Onu izlediniz. Ama birileri, "Hayır kardeşim, ben bağımsızlık istiyorum." dediğinde, eğer şiddete başvurmuyorsa, bırak o da düşüncesini ifade etsin. Bu bayrak hepimizin bayrağı olsun diyoruz. Bizim bayrakla problemimiz yok. Ama bu bayrağın ismini Türk bayrağı dediğinizde, Kürtür ki peki benim bayrağım derdi. Niye Türkiye bayrağı değil, Türk bayrağı? Neden? Yani birileri ısrarla Kürt'e bu senin bayrağın değil diyor. Kürt'e sen ayrı bir bayrak istiyor musun diye soruyor. Türkiye'deki bütün insanların bayrağı iken, şimdi buna Türk bayrağı diyorsunuz. Benim bayrakla kavgam yok, benim bayrakla herhangi bir problemim yok. Ama bayrağın ismi bana problemi geliyor. Yani birileri ısrarla Türk bayrağı, Türk vatandaşlık kanunu, Türk ceza kanunu, Türk ticaret kanunu, Türk bilmem ne. Size göre nedir Kemalizm? Ben sizin için olanını soruyorum. Sizin gözünüzde ne diye sordum. 5816 var. Ağır özgür bir ortamda, evet. Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne göre bir terör örgütü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki kayıtlarda, evet, gönlü kayıtlarında bir terör örgütü oldu. Hatta son zamanda ne yapılmış diye baktım. İstanbul'da geniş çaplı bir operasyon var. Neye dayandırıyorsunuz terör örgütü olmadığını? Hangi? Türkiye'de işte bildiğim kadarıyla 2000'li yılların başında kanlı eylemler gerçekleştirilmiş. Evet. Tabii o dönemleri çok işte gazeteci değildim o zamanlar belki ama yaptığım arşiv çalışmalarına göre pek çok böyle illegal şeyi var, eylemi var Türkiye sınırları içerisinde. Evet. Yani bunu tasvip etmek bir siyasi olarak yanlış değil mi? Şimdi bakın, tasvip etmekle bir örgüt olup olmadığını söylemek arasında bir fark olur herhalde. Siz bu farkı siz de bilirsiniz.